Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Birazcık gecikti bu haftaki fragman videosu. Bir ufak tefek sıkıntılar vardı. O yüzden dün ya da önceki gün yapamadık. Kusurumuza bakmayın. Şimdi birazdan konuşacağız fragmanla ilgili. Ondan önce size fragmanla beraber başıma gelen bir şey anlatacağım. Çok komik bir olay yaşandı. Şimdi fragman yayınlandıktan sonra ben işte Twitter'da paylaştım ve şey yazmıştım. Bölüm fena geliyor falan yazdım. Ondan sonra bir yorum geldi bana. İşte üzgünüm ama bölümü izlemeden kötü demeyelim. Ve fragman da gayet güzel diye böyle İngilizce bir yorum geldi. Ben dedim ki ne yazmışım dedim yani bana böyle bir şey söyle. Bence de güzel çünkü. Ondan sonra çeviri yaparken Twitter'da bölüm fena geldi kısmını hani bölüm kötü geldi bad diye çeviriyor. Ben de sonra açıkladım yani hani Türkçe'de böyle bir anlama gelmiyor. O yüzden işte çeviride bir hata olmuş. Bence de güzel bir bölüm ve fragman diye. Ondan sonra anlaştık tabii o da işte güldü falan dedi. Evet bir çeviri hatası olmuş ki falan yazdı. Böyle komik bir olay yaşadım Ama yani. öyle bir kitle var Türkçenin. ki ne yabancı ne Heh, Türk hani aynen. kimse kabullenemiyor yani öyle bir yerdeyiz. Bölüm aman fragman zaten olaydı. Olay, gerçekten olay. Şoklar içerisinde kaldık, böyle bir şey yok. Çok beğendim. Ben ama yani şimdi böyle ben de çok beğendim ama dedim ki ne oluyoruz? Yani ne Evet, olacak? aksiyonluydu. Ne Ama bir şey yapacağız? söyleyeyim mi? İlk fragmandan çok daha Evet. iyiydi. Çok daha güzeldi. 2 haftadır falan filan fragmanları böyle çok eskisi kadar sevmiyoruz. O yüzden ama geri döndü yani o Döndü. beğendiğimiz daha önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi fragmanlar geri geldi. Evet. Bence güzel bir fragmandı. Evet, bence de güzel bir fragmandı. Detaylarını konuşalım o zaman. Evet, konuşmaya başlayalım. Bir Tarık ve Saffet konuşması görüyoruz. Tayyar ve Mezide'nin manyak olduğu ile ilgili. Evet. Haklı bir konuşma. Evet, Galiba Tarık. tek haklı Konuşma Tarık'ın konuşmaları. tek haklı cümlesi olabilir, evet. Çünkü Tayyar ve Mezide psikolojik olarak berbat bir Berbat durumdalar. durumda. Zaten geçen fragmanda konuşmuştuk. Mezide yine hortladı geldi. Bizim ödümüz koparmaya Yine devam çekti. ediyor. Sonra Saffet bildiğiniz gibi Biz Sunay'la iğrenç bir Seyran'ı karakter alalım, ya. ne yaparsa yapsın Aynen, bir onlar Sunay'la da Seyran'ı alalım diyor. gidelim. Yani çok da Pardon. rehabilitasyona yattın muhtemelen. Tayyar'ı doğrudan tanıyorsun. Hala bu Suna sevdası, tövbe estağfurullah, nasıl bitmiyor sende? Ama yani zaten demiştik hani Sunay ile ilgili bir şey Evet, bir onu dedik. dram yaşanabilir o Evet. konuyla ilgili. Evet, yaşanacak da belli oldu yani. Ama yani şey diye konuşmuştuk hani işte Saffet iyi rolü yapacak falan gibi düşünmüştük. Hani aslında öyle bir şey olmadığını düşünüyoruz. Bunun her şey bir planın parçası. Görüyoruz ki gerçekten Suna ve Seyran'ı kaçırmak istiyor. O konuda haklı çıktık. Tarık'ın iyi olabileceğine dair öyle şeyler, söylentiler vardı. Siz de yorumlarda söylemiştiniz. Evet. Ama Ama yani ben de dedim ki yani iyi rolü yapacak evet ha dedim ben iyi rolü bence. yapacak dedi. Yine öyle bir durum var ama belki de bir noktada hani acaba bu onların psikolojik olarak şeylerini gördüğü için bu plandan vazgeçer mi diye düşündüm açıkçası. Yani Tayyar'la bir olmaktan vazgeçse de kendince bir Ha. planı mutlaka vardır Evet. Tarık ve Saffet'in. Yani Saffet'in Sadece planı ne kadar Tayyar. olabilir onu bilemem de. Evet. Sonra bir İfakat ve Falcı'yı gördük. İfakat orada Falcı'yı itekliyor ve Kavga ediyorlar. aynen. Falcı ölecek mi acaba? Bence ölecek. Böylelikle çıkmış olacak diye düşünüyorum. Hani biz Zehri öyle saldı. isteriz. Biz öyle isteriz ama istediğimiz olur mu? Olmayabilir. İstediğimiz olmazsa ne olur diye ben düşününce aklıma şu geliyor. İfakat de Falcı'yla arasında bu gerginliği çıkardığı için bu sefer Falcı da İfakat'a karşı Dolacak, ona göre tabii plan yapacak. Sunay'ı mı kullanacak Aa. yoksa bunun için? E Hatırlasan benim kullanıyorlar. Suna Evet, ama kullana kullana da bir hal oldular yani. Artık yeter, biz öyle teorim vardı şeyleri görmek istemiyoruz. ya. Yani İfakat Sunay'ı tehdit edebilir falan filan diye. Aman İfakat demişim Falcı. Falcı, Yani korsaydı falan. Falcı Sunay'ı tehdit edebilir falan diye şey yapmıştım, düşünmüştüm ben. Falcı hayatımızdan çıkmazsa burada muhtemelen İfakat'a bir cephe alacak ve bunun için belki de Sunay'ı kullanacak. Evet ki Ben aslında öyle çok olabileceğini mantıklı düşünüyorum. çünkü bir önceki bölümde aslında Suna ile baş başa konuşurken bir noktada da aslında bunların temelleri atılmış He. olabilir.
Evet. Niye çok baş başa mantıklı. Konuştular? Niye baş başa konuştular? Çünkü bunlarda böyle hani kaos bitmediği için ben öyle olabileceğini düşünüyorum. Sonra tabii ki bir Gülgün. İhanet artık ortaya çıkacak. Gülgün yani yapacak bir şey yok. Ferit şeyi öğrenecek. Koçbaşı olayını öğrenecek de acaba Hattuş'u teslim edecek bir de. Hattuş'u götürecek. Hattuş'la beraber kötü. Ya şimdi hani oğlu için böyle bir şey yapar mı birisi? Yapar. Ben onu yadırgamıyorum. Ama işte keşke o Koçbaşı olayında bunu Ferit'e söylemiş olsaydı, evet, olaylar buralara gelmeyebilirdi. Önlemlerini alabilirlerdi. Ama işte bunu Gülgün'ü yapmadığı için, tek seferlik olacağını düşündüğü için kimseye bir şey söylemedi ve kendi ailesine ihanet etti bir noktada. Bunun devamını da Mezide istiyor zaten, ilk fragmanda da görmüştük. Şimdi Hattuş'la beraber Kurt'un inine giriyorlar. Ben yani bir nevi Hattuş'la Mezide'nin yüzleşmesini göreceğiz. Evet, görmek istiyorum bu arada. Kesinlikle yani. Ama öyle vahşet dehşet falan değil yani. Böyle bir karşılıklı konuşma, evet, bir yüzleşme istiyorum. O anlatsın, o anlatsın. Evet, tüm detaylarıyla, evet, öğrenelim. Ama sonra bu mevzu da en kısa zamanda inşallah kapanır. Umarım ki Mezide Hattuç'a da kötü şeyler artık yapmasın. Yani öyle şeyler görmeyelim. Hattuç'u biliyorsun. Yani bilmiyorum. Gürgür'ü Hattuç gidiyor sonuçta. Orada o şeye gidiyorlar. Adamsız gidiyorlar. Şey, korumasız gidiyorlar. Nasıl olacak? Yani başlarına bir iş gelebilirmiş gibi geliyor bana. Ya işte bunların her birinin sebebi kimseye haber vermeden siz çıkıp nereye gidiyorsunuz? Ya bu Ferit de size demedi mi? Ben siz yani. Kimse bir yere gitmeyecek, kimse bir şey yapmayacak, evet, diye. Ama yok, bu evde kimsenin lafını dinlemiyor. Asla. Dinleyin dedik ama yani. Yok, yine dinlemez. Ferit parçalara bölünecek. O onu, aynen, kurtaracak. O anasının mı peşinden koşsun? Karısının mı koşsun? Baldızının mı koşsun? Diğer iki adamla mı uğraşsın? Tayyar'la mı uğraşsın? Aynen. Cici ninesinin mi koşsun? Ya bu çocuk nerelere koşsun ben bilmiyorum. Anlamadım artık. Bir yandan da işte bir Kaya'nın kıskançlığı var. Çocuğum sen artık tam abarttın yani. Sen de yani Ferit'ten de yani bir sarıldı diye kıskanmazsın. Çünkü hani orada... Gerçekten şimdi... bir duygusal bir şey oldu. İlk fragmanda gördük gerçi onu ama hani aklıma gelmişken, yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Bir de onunla mı uğraşsın bu Ferit çocuk? Onda da şey var diye düşünüyorum. İşte Suna'nın o eski kötü zamanlarından aldığı ve hissettiği şeylerden dolayı tekrardan bir gün yüzüne çıkıyor. Suna oldu tabii ki ama işte Suna'ya da şimdi hani bu aralar üzülüyorum yani açıkçası. Evet. Hani öyle bir şey de var. Kız da o zaman da söyledik aslında. Kızmamızın sebebi de hani psikolojik böyle sorunları da vardı. Evet, yani o falcı iyice onu böyle kamçıladı işte falan filan. Kötü yaptı yani, o psikolojik durumunu, evet, kullandılar şu, evet, ifakatla beraber. Evet. O da kötü oldu tabii ki. Peki sonra son sahne. Aa evet. Peki Kazım, Esme, Tayyar üçlüsüne ne diyoruz? Yani orada Kazım'ın Esme'ye yaptığına mı, Tayyar'ın Kazım'a yaptığına mı? Sonra Esme'nin Tayyar'a yani neye şaşırdım. Geçen videoda, geçen ilk fragmanda zaten bunu söyledik. Evet. Orada bir Tayyar Esme'ye bir bakışı vardı ve dedik ki hani göz koydu yani. Hani böyle bir peşine düştü, zaten mesajını vermişti. Ay, yeni bir kız çocuk yapacağım falan diye. Şey, kapımızın önündeki düşman. Aynen, kapımızdaki düşman ben dedim. O Esme'ye hiç gitmeyecekti o eve. Evet. Yani bir kere Kazım'ın dönüştüğünü izliyorduk zaten. O bir iki bölümdür geri adımına doğru gidiyor. Tabii ki hani o konuda hani birazcık bir şey yapabiliyorum. Dönüşüm bir günde olmaz, bir kere de olmaz. Hep ivmeyle olmaz çünkü yani bir insanın karakterinin değişmesi. Yani. Bir gün şey olabilir böyle, inişler çıkışlar olabilir, ona hak veriyorum. Ama Esme'ye yaptıklarım asla yani affedilir gibi değil gerçekten. Değil. O yüzden keşke bu şekilde olmasaydı. Hani dönüşümünü, evet, Sertere karşı tavrından bilmem neyinden hani böyle hissettik. Bir inişler çıkışlar olduğunu hissettik ama... Ama işte yani şu anda da tekrardan yuvasına, evine Kazım'a dönüyor yani. Hani tam dönüşemedi. Kazım dönüşsün ama yani. Böyle kötü şeylerini görmek istemiyorum ben Kazım'ı. Kazım çünkü bir noktada da güldüren bir karakterdi. Ha, evet, güldüren bir karakterdi. Tabii ki yani baştaki bölümler hariç. Hani ama evet, şu an tekrar hani benim sadece kızlarımdı. Hani bir tane karım vardı. Yani evet, orası hoş olmadı. Evet, hoş olmadı. O da Tayyar'la Esme arasında bir hikaye yaratmak için yapılmış bir şey. O yüzden hiç hoşuma gitmiyor. Yani acaba işte bir önceki videoda ben hani söylemiştim. Acaba eskiye dair bir şey vardı, Esme hatırlamıyor mu? Tayyar aslında en başında onu da sevmiş miydi falan gibi, Antep'ten gelen bir şey. Bilmiyorum. Öyle bir şey de düşünmüyor değilim. Ama yani Allah korusun.
Allah korusun inşallah. Yani o tayyar öyle bir şey aklına girdi onun. Böylelikle de kendini şey ilan etti falan, böyle bir daha bir yakınlaştı Esme ile. Esme'nin tabii ki hani buna pozitif bakacağını düşünmüyorum ama tabii ki biliyorsunuz tayyar işte bunu kaçırır mı artık. Yani inşallah öyle şeyler olmaz. Yani herhangi bir şey olmaz diyorum ama muhtemelen ki Esme ve tayyar arasında bir şey göreceğiz yani. Tayyar bir Esme'yi kaçırma, götürme bir girişimine girecek. Ya herhalde ya bunu yapamasa bile ben şu manipülasyon şeyi, olabilir. Evet, manipülasyon olabilir. Bir de şu teori, hani işte diyoruz ya, önceki videolarımızda da söyledik işte Suna ve onun kaçırılma olayı, işte Safiye terk ettik, öyle bir şey olabilir. Özellikle Suna'yı Esme'yi kendi peşine alabilmek için böyle bir tehditle de Esme tarafını da kuvvetlendirip öyle bir şey de olabilir. Yani o noktada mesela Suna'nın başına gelebilecek olanlara olan yönelimim daha fazla oluyor benim. Çünkü onu kaçırırsa işte Esme de şey durumda kalacak. O onu onunla tehdit edebilir. Sonra ben Tayyar'la gitmek zorunda kalabilir falan gibi geliyor bana. Olabilir tabii ki. Suna için de şey kullanılıyor. Tarık ve Saffet'i kullanmayı planlıyor Tayyar evet. Muhtemelen ama Tarık biraz ayıkıyor olaya. Evet, çünkü bunlar deli. Aynen, o hemen anlaşılıyor zaten. Sonra tabii ki bir son bölüm ama son sahne var. Biraz konuşmayacak mıyız ya Feris'in karizmayı? Yani böyle bir şey bekliyordum çünkü zaten hani bu çocuk böyle karısını boş verip aman işte doktorlara kendi gitsin bilmem evet. Nelere kendi gitsin bir çocuk değil. Demek ki hani şey yapıyormuş yani. Evet, dikkat ediyormuş. Bir noktada ben de şey diye güzel düşündüm oldu. Aynen. Seyran bence saklamadı gibi geldi bana. Yani ya Seyran saklamadı ya da hastaneye adam takıp göndermişti. O gördü ama bana adam taktıysa bile Seyran da yine bunu dürüstlükle söyledi. Ya böyle bir şey bugün başıma geldi dedi gibi geliyor bana. Tarık, evet, Tarık böyle hastanede böyle zaten diye. Görmüştü orada. Bir karşılaşmışlardı. Evet. Bana öyle geldi. Söylemiş yani. Olabilir belki söyleyebilir evet. Öyle şeyleri. Yani aslında normalde söylüyorlar ama hani bir ufak geri gizleme olayı geri geldi ya. O yüzden çok net bir şey diyemiyorum. Evet. O güzel oldu. Bir fragmanda bayağı bir Seyfer sahnesi var. Evet, yani bu bölüm en azından hani tüm kötü şeylere rağmen onların mutluluklarını evet, biraz evet, da olsa görüp yani. İçimizi su serpilecek gibi zaten geliyor bana. Zaten işte Seyran şey olduktan sonra, kurtarıldıktan sonra bir en azından bir bölüm onları bence Seyran'ın iyileşmesi, yani. O travmayı atlatması sürecini izlemeliydik. Ama ondan hemen olarak işte hastalık başka şeylere girdi. Bu kız öyle bir süreç yaşayamadı aynen. Zaten. Sonra işte kendini toparlamaya çalışıyor şu an. Hani evet. Zamanım kalmadı. Mentalitesiyle bunu yapıyor ama evet. Hala sağlıklı olarak evet. Değil. O yüzden keşke öyle izleseydik ama yine böyle ufak ufak izliyor olmamız da güzel. Yani. Geçen bölüm yeterince görememiştik çünkü evet. Beraber onları. Bölüm fragmanda bunları gördüysek bölümde daha fazlasını görürüz diye düşünüyorum. O da izlemesi keyifli olur. Evet, yani hem görelim, hani bunu hep söylüyoruz. Gerçekten evet, yani bir bazı bölümlerde geçtiğimiz videolarda şeyi söylemiştik, yani hikaye çok dallanıp budaklandı. Hı-hı. Nereden nereye gidilecekti, nasıl unutulacaktı, çok önceki videolarımız için söylüyorum. Hani hem oradan başka bir karakter çıkıyor hem buradan başka bir karakter çıkıyordu. Seyfer'i o zaman da göremiyorduk. Sonra bir geldi işte 64'ler 65'ler falan, iki bölüm çok iyi gördük. Sonra bitti. Bu sefer tekrardan diğer karakterlere yani. Yöneldi. Şimdi tekrardan başlanıyor gibi, o yüzden o güzel oldu yani. Ya bu sezonun finaliyle beraber de işte bu hikayelerin hepsini toplayacaklarına inanıyorum ben. Evet. O yüzden hani birazcık o dallanıp budaklanan kısımlar da bitmiş olacak. Ve 3. sezona daha temiz bir hikayeyle girileceğini düşünüyorum. Bu arada bazı yorumlarda 3. sezonla ilgili bir problem olduğu falan filan söylemiş. Öyle bir problem yok. 3. sezon var. Benim okuduğum yani işte yapılan... Gazetecilerin haberlerine göre de imzalar atılmış zaten. Evet, öyle bir oyunculara işte gözdağı verme işte ya da herhangi bir bu karakteri diziden çıkartırız gibi bir durum yok. Benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla 3. sezon projesi net. Zaten geçenki ödül töreninde de 3. sezon bir bitsin ondan sonra falan diye böyle bir konuşmalar olmuştu. O yüzden 3. sezonu izleyeceğiz. O konuda bir problemimiz yok. 3. sezona da bol bol güzel güzel şeyler evet, 3. sezona bu dallanıp budaklanan çok fazla işte yan karakterlerin hikayelerini sezon finaliyle beraber toplayıp bitireceklerine de evet. inanıyorum ben. O yüzden güzel bir sezon finali bekliyorum. Geçenki kaçıncı bölümdü ya? 66 mıydı? 66 mı? İşte o bölümlerde bir tanesi sezon finali tadındaydı. Evet. Söyledik ama. Evet, onu söyledik. Aynen söyledik de şu an hatırlayamadım.
O yüzden beklentimiz yüksek sezon finaliyle ilgili. İnşallah öyle güzel geçer. Bugün zaten yeni bölüm geliyor. Bu böyle bir ısınma videosu olsun dedik. Akşam hep beraber televizyon başındayız. Sizler de kanalımızı takip ederseniz ve abone olursanız çok seviniriz. Aynı zamanda bildirimleri de açarsanız hemen video attığımız zaman size bildirim gelir. Çünkü fragmanların ne zaman geldiği belli olmadığı için bizim video atacağımız gün de belli değil. Sadece cumartesi günü, cuma günü izlediğimiz bölüm, cumartesi günü konuşuyoruz uzun uzun, detaylı detaylı. Bu bölüm bir de herhalde bir saat olacak gibi, hazır olun, kendinize bir yer ayırın. Bir saat gibi video gibi geliyor, bakalım. Ayrıca da yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Evet, ya o kadar tatlı yorumlar vardı ki okurken çok mutlu olduk. Gerçekten böyle güzel bir topluluk olmamız çok hoşumuza gidiyor. Her şey için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Yarın bölüm videosuyla sizlerle beraberiz zaten yani. Biliyorsunuz her hafta olduğu gibi. O zaman akşama hazır olun. Geliyoruz biz. Önce yıl çapkını geliyor, yarın da biz geliyoruz. Yarın görüşmek üzere tekrardan yıl çapkınıyla o zaman. Hoşçakalın.